ilgili konuştuk Cem Tınaz hocamızla. Neler yaptılar, ne kadar para harcadılar. Getirisinin çok fazla olmamasına rağmen neden böyle bir turnuva yapıldığını, neden bu kadar para verildiğini bize anlatmaya çalıştı Cem hocamız. Gerçekten çok güzel bir seminerdi. Ona da bir daha teşekkürü borç buluyoruz veya biliyoruz burada. Osman Emiroğlu hocamızın katkılarıyla, Hakan Hoca ile birlikte yapılmış bir şeydi, çalışmaydı bu. Tabii iş dönüyor dolaşıyor yine. Hani taşı gediğine şey yapmak lazım, tekrardan oturtmak lazım. Sponsorluk, ülkelerin spor politikaları vesaireleriyle alakalı bir yere. Hani siz de hep söylüyorsunuz, biz de altını çiziyoruz bunun her programda. Spor politikalarının olmayışı, kalifiye elemanlarımızın olmayışı bizim bu tür organizasyonlar yapmamıza maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde engel oluyor. Bir daha bu konuyla ilgili konuşmak istedim. Biliyorsunuz sizin spor politikanızın olabilmesi için, yapılabilmesi için belli politikaların bir hedefinizin olması lazım. 5 senelik, 10 senelik hedeflerinizin, planlarınızın olması lazım. Bu hedefleri planlayacak iyi bir ekibinizin olması lazım. Bu ekibi yönetecek iyi yöneticilerinizin olması lazım. Biz buraya birçok kez Sayın Bakanımızı davet ettik. Maalesef gelmedi kendisi. Yoğun işlerinden dolayı. Spor Dairesi Müdürümüzü davet ettik. O da yoğun işlerinden dolayı gelemedi. Bir tek Süleyman Hocamız geldi. Çok şükür Yani ona da şükür. koordinatörümüz, Spor Dairesi koordinatörümüz geldi. Sağ olsun. Ve şeylerden bahsetti hep sürekli olarak. İşte havuzda 40 milyon TL gibi bir para olduğundan, bu 40 milyon TL'lik paranın işte bahis oyunlarından, bu betting ofislerden, kumarhanelerden vesairelerden toplanan paraların olduğu bir havuzda biriktiğini, aslında spor için biriktiğini ama bu paranın 0,63'ünü kullanabildiğimizi, spora aktarabildiğimizi, her zamanki gibi parsanın büyüğünün futbola gittiğini vesairesini bahsettik. Ne olacak? Şimdi burada birkaç tane nokta var. Yani birincisi bir kere spor politikasının geliştirilmesi konusunda çok ciddi bir hata var bence. Nedir o? Algısal bir yanlış var. Şimdi spor politikası geliştirmek ya da kısa vadeli ya da uzun vadeli planlama yaparken amacı biz de sürekli olarak sportif başarı üzerinden konuşuyoruz. Aslında çok yanlış bir şey bu. Sen toplumda spor bilinci yaratmadan başarıya da gitsen bunun devamlılığını sağlama mümkün değil. Yani bu çok sayıda ülke gezip çok fazla sayıda oradaki organizasyonları takip ettiğiniz oradaki organizasyonlarla. Ya yani ben bugün ne bileyim işte Venezuela Federasyonu'nun doktoruyla da sürekli görüşme halindeyim. İspanya Federasyonu'yla da görüşüyorum. Orayla da görüşüyorum. Ne sağlıyor bu? Görüyorsunuz dünyada neler Ne yapılıyor. oluyor, ne Yani bitiyor? gidiyorsun küçücük bir ülkeye. Yani maddi durumu senden daha iyi olmayan insanların gelir seviyesinin çok daha düşük olduğu ülkelere gidiyoruz. Ama bakıyoruz ki insanlar amaç edinmişler. Toplum egzersiz yapsın, spor yapsın diye. Gidiyorsun adam 10 tane yan yana futbol sahası var ve mahalleler içerisinde amatör kulüpler kurulmuş, insanlar orada futbol oynuyor. Bazı yerlerde mesela ne bileyim işte Finlandiya gibi, Letonya gibi, Estonya gibi yerlerde havaya göre uygun orada daha çok sevilen ne var bir bakıyorsun buz hokeyi sahaları var. Ama öyle bir lüksü falan yok. Yani yan yana bir sürü saha. Yapmışlar mahalleli gelsin. Ama git Finlandiya'da eksi 20 derece Mart ayında Nisan başında ama adamın çimi Ali Samiye'nin çiminden iyi. Yani bu tabii algı ile ilgili bir şey. Ama bizde ne yapılıyor? Bizde spor politikası geleceğin şampiyonlarını yetiştir. Ya bir şampiyon yetiştirme. Önce bir spor yapacak adamı yetiştir. Onun içinden sen istesen istemesen şampiyon çıkacak zaten. Yani birinci sıkıntımız bizim.